Aksiyon adına ne ararsanız vardı evet, hocam evet, bu maçta. Evet. Kaçan penaltı, evet. gol olan penaltı, kırmızı kart, evet. e, altı gol. konuşacak çok şey var. Hemen başlayalım evet, isterseniz. Evet. Bir yandan da kadroyu rica edelim sevgili yönetmenimizden evet. Tolga'dan. Ya, şimdi Fatih Hoca son 4 yıl Galatasaray'da hepimizin bildiği gibi çalıştı. Şimdi onun ayrılışından sonra tabii ki bunun yansıması nasıl olacak Hı -hı. saha için herkes merak ediyordu. Ama Atay Spor... Maçında hem bundan sonraki süreçte, yani çünkü e, Galatasarayın sağ içinde... bazı sıkıntıları vardı Avrupa'da değil özellikle ligimizde oynanan oyunlarda bu kupa maçında da görüldü. Doğru. Ama bir sağ içinde evet düzeninde eksikler vardı bunu da ede getirdik hep. Evet. Ama sağ dışında doğru bir düzeni vardı nedir bu disiplini vardı Galatasaray takım bugünkü görüntüsü Fatih Hoca bıraktıktan sonra çok ciddi anlamda disiplinsiz bir takım görüntüsü var. Kadroda ki... geldi hocam isterseniz evet. devam edelim orada. Evet. Yani şimdi Galatasaray takımı Galatasaray takımı böyle 4 böyle oynamadı tabii arkadaşlar. 4-1 4-1 gibi oldu. ile Berkan Kurtlu da önde Daloğlu ikili oynadı. Merkezde Taylan oynadı Antalyalı. Hı. Yani 4-1 4-1 gibi oynadı. Galatasaray takım bu yani rakamlardan daha mı Galatasaray takımı Fatih Hoca bıraktıktan sonra sağ içindeki bir kere bu düzeni bozulduğu gibi sağ dışından da bana göre motivasyonun düzeni de bozulmuş. Ya yani sağ içinde vurdun durmaz bir görüntüsü vardı Galatasaray takımın. Yani hiç oyuncuların sağ içindeki mücadelesi değildi. Kafalarına göre oynuyor, top kaptırıyorlar. Zaten Galatasaray takımın en büyük sıkıntısı ne? Top kaptırdığında çok geniş alanda yakalanması. Bu genişlik hem stoperler hem santrofor arasında aynı zamanda enine de çok genişlik alan veren ve de Dikkat et. Spor'un attığı goller hep böyle yön değiştirdiğinde, diagonal paslarda hep boşlukları gördüler. Çok rahat o boşluklardan da gol buldular ve attıkları pozisyon, pozisyon da kadar da kaçırılar. Evet. Yani arkadaşlar bunu buraya çekelim. Biraz daha Berkan'ı orta saha gibi buraya şu taraflara yerleştirelim yani. O düzeliş Biraz ben daha hocam, bunları da çekelim öyle hafta Merak gibi. edilen soruyu da sorayım mı? hani yani yeni Ga teknik direktör Pep Guardiola'nın yardımcısı evet. ya Guardiola'dan esintiler var mıydı Galatasaray'a? Daha ilk maçta bu ilk olamaz. Üç günde olamaz. Galatasaray takımı zaten onu çok becerecek bir en takımda değil. futbol anlayışı. Futbol anlayışı. Ya e, sen de mesela konuştuğumuzda yani takım şöyle oynasın böyle Galatasaray takımla oynamadan daha önemli ciddi, ciddi problem var. Hı hı. Şimdi sağ için sağ için bir takım geliyorsa sağ dışının nasıl olduğu daha önemli Cüneyt. Galatasaray takım Fatih Hoca'dan sonra ciddi anlamda sağ e, içine yansıyan neydi o? Yani evet öne geçti Galatasaray takımı penaltı da ilk yarı kaçırdı ama Galatasaray takımı sağ içinde bu kadar disiplinsiz, kırılgan, vurdum duymaz. Çünkü Galatasaray takımında bugün savunmada ve ucumda şöyle bir tane oyuncu söyleyebilirsin Kerem. Kesin Kerem haricinde edin. Kerem Kerem haricinde oyuncu sayamazsın. Bak Emre gol attığı oyunun genelinde yok. Halil çok, yok. Orta sahada giren çıkan hiçbir oyuncunun performansı yok. Sağ bek, sol bek zaten e, Alpaslan'ın da savunma zafiyeti var. Stoper olmasına rağmen bir tek Marko vardı. Marko da kafasına göre o dikkat et eski maçlardaki Marko değildi. Yani motivasyonu çok modu düşmüş bir şekilde sağ içinde yer aldı. Yani Galatasaray takımının ciddi anlamda problemleri var. Şimdi bu problemler bu kötü gidişat nereye doğru gider biliyor musun? Nereye etkiler? Yönetime kadar gidebilir. Galatasaray takım sağ dışını halledemezse o disiplinsizlik hı hı. devam ederse sağ içinde kötü performanslarda gelir. Bu o zaman antrenörü değiştirmek yani Fatih Hoca'yı değiştirdiniz gitti. Şimdi bu sefer başkan ve yönetime doğru işler kayar. Çünkü Galatasaray takımı yenilebilir bak. 4-2 de yenilebilir futbolu 4-0 da yenilebilir. Ama, ama, sağ içinde... Bir büyük takım hocam 2-1'de öne geçti bir deplasmanda 4-2 yenilirse taraftar da üzülür. Ü üzülür bir de ne? Yani bak e az önce söyledim 4-0 da Ama sağ içinde mücadele edersin. Disiplinli oynarsın. Vurdun duymaz isteksiz değil. Galatasaray takımının en büyük sıkıntısı bu. Sağ içinde rakibe reaksiyon göstermiyorsun. Kafana göre oynuyorsun. Yani oyuncular performansı sağ içinde Galatasaray'ın 4-4'lük olmayabilir ama bir kere sağ dışındaki sağ içine giriş 4, -4 mesela 4 te, 4 üzerinden söyle veya 10 üzerinden söyleyeyim. Onda 1 veya 2'likti. Böyle maç kazanamazsın. Rakibin kadar koşmuyorsun, mücadele etmiyorsun. Hatay Spor'da da becerili oyuncular var. E sen kaliteni koyman için şimdi Hatay Spor karşısında senin mutlaka rakibin kadar koşup mücadele etmen gerekir. Böyle bir saha içinde Galatasaray topluluğu da yok. Kafasına göre oynuyor. Halil yani kendinden vazgeçmiş gibi. Orta sahada pas yapamıyorsun. 2 tane, üç tane. Orta saha oyunu tutamıyor. Bununla ilgili ne yapacaksın? İşte yeri geldiğinde Kerem içeri girecek veya Emre bir sayısal devre arası konuştuk. Ya, üstünlük evet. yap bu yok. Rakibe baskı yok. E bir de devre arası seninle konuştuk. 2-1 girmişsin skor. Galatasaray takımı sıkıntısı... Avantajlı girmişsin dedik. Bak, tabii Galatasaray takımı sıkıntısı ligimizde ne Avrupa'ya göre? Topa sahip olduğunda, kaptırdığında... Bak böyle yani e, özellikle ön alanda öne doğru pres yapmakta Galatasaray takımı sıkıntısı hı hı. var. Şimdi büyük takımların özellikle ligimizde de bu sıkıntısı var öne doğru presi doğru yapamıyor. Öne doğru pres yapamadığında, topu kaptırdığında, atak sonlandıramadığında ne yapıyorsun? Geniş alanda az önce söyledim. Boyuna ve enine geniş alanda yakalanıyorsun. Galatasaray takım böyle pozisyon verdi. Devre arasında dedik Galatasaray takımını getir buraya. 2-1 öne geçmişsin. Avrupa'da oynadığın gibi hep burada dile de getirdik. Lig maçlarında hep öyle oynaması gerektiğini. Topa sahip olarak oynayamıyorsun ki sen. Çıkıldı hastalıktan sonra geriye dönmüş. E Berkan Kutlu ile Taylan bu böyle profilde oyuncu değil. E sen madem topa sahip oynayamıyorsan Bırak rakibe iki biri koru. Bunu da Dominik'e hiç kimse anlatmamış. Yani o mesela söyleniyor 8 tane maçı seyretmiş. Hatırlıyor musun? Evet. 8 tane maçı eğer bu doğruysa seyretmişse yani çıkan analizi doğru çıkarmamış. Galatasaray takımının dikten büyük sıkıntısı. Atak sonlandıramıyor. Pres doğru yapamıyor öne doğru. Yapamadığında da eksik kalıyor ve hızlı ucuma çıkan bütün takımlar pozisyon buluyor. Ama Galatasaray'ın dediğim gibi taktik teknik konuşuruz en son söyleyeceğim. Çok bir görüntü var. Fatih Hoca'dan sonra ben de merak ediyordum. Ya sağ içindeki oyuncuların, oyuncuların disiplini birbirini itme, iten lider oyuncu da yok. Yani ne yapıyoruz beyler? Bak iki bir öne geçtik. Sen ne yapıyorsun? Kafana göre oynuyorsun. Defans hata yapıyor. Rakibe pozisyon veriyorsun. Böyle bir uyarı yok. Kulübeden gelen bir e, direktif de yok sağ içine belli. Bu daha büyük problem. Bak Galatasaray'ın sağ içi problemleri bir şekilde çözülür. Üç aşağı beş yukarı. 4 dört dörtlük olmasa da. Ama disiplin sorunu çözemezse bu iş var ya sağ içine daha katlanarak olumsuz havaya gider ve bu işte en sonunda başkan ve yönetim kurulunu hani Fatih Hoca gitti başkan ve yönetim kurulunun ciddi sıkıntı yaşar. Öyle böyle değil bu süreci böyle devam ettirirse olumsuz bir şekilde sağ içinde oyuncular yani evet. özellikle de sağ dışını Galatasaray'ın hem hocanın hem takımın kaptanları, tecrübelerin bana göre yönetimde el atması gerekir. Galatasaray'da daha büyük sorun var sağ içinden daha önemli şu anda. Biz yerimize geçerken Levent Üzemen de geldi hoş geldiniz diyelim. Ona da olur. soralım. Evet. Ee, Galatasaray'da Eptasman'da kaybetti. Öne geçtiği maçı 4-2 mağlubiyetle bitirdi. Ee, neler söyleyeceksiniz bu maça dair? Vallahi iki kez öne geçti. Ben altı kaçırdı. Kaybetti. Ben 10 bir kişide kaldım. Evet ben de Galatasaray teknik direktörünü <laughs> çok fazla tanımadığım için Galatasaray'ın bir şans olduğunu düşünüyorum. En azından bu taktik anlamında ortaya bir farklılık koyacağını düşündüm, yanıldım. Şimdi benim burada söylediklerimi, bugün Riyavcı'dan ayrı oturuyoruz ama karşıdan konuşmak daha kolay Gökhan'la falan. Gerçek olan şu, öne geçtiğin iki maçta da kompak oyuna dönsen bu bir farklılık yaratır. Yani nasıl e, İspanyol hocaya Galatasaray takımı kasetleri gönderilmiş? Sadece Avrupa'daki kasetleri gönderselerdi, bugün Galatasaray oyun farklı olurdu. Galatasaray'a önde baskı yapması istemiş. Galatasaray önde baskı yapamadığı için 27 puanda kalıyor. Zaten bu oyuncu kapasiteleri bak şunu söylemeye çalışıyorum. Ben tarihimde Galatasaray'da bu kadar çapsız, yeteneksiz şeyleri, kapasiteleri kısıtlı bu böyle oyuncu grubu gördüm. Taylan Berkan. Berkan oyunun başında sol ayağına gelen topu buraya vuruyor. Ne golü var ne asisti var.